Ramazan'da kaçınmamız gereken 10 hata nedir? Birçoğumuz aynı hatalara düşüyor ve çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu videomuzda bunların cevaplarını bulacaksınız. Covid-19 pandemisinde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamızda sağlıklı beslenmenin kilit rol oynadığını artık hepimiz biliyoruz. İşte bu noktada çoğumuzun zihnine şu soru takılıyor. Ramazan'da vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin, mineral ve protein gibi besin öğelerine daha fazla ihtiyacımız var mı? Oruç tutarken öğün sayısı azaldığı için yeterli besin çeşitliliği sağlanamazsa vücutta vitamin ve mineral kayıpları oluşur. Bu nedenle sahur ve iftardan oluşan iki ana öğüne ek olarak iftardan sonra mutlaka bir ara öğün yapılmalı. Yaklaşık 14-15 saat süren uzun açlık sıvı dengesini de değiştirdiği için bu dönemde yeterli sıvı alımı da çok önemli. Dolayısıyla her gün iftarla sahur arasında 2-2,5 litre su içmek önemli. Sahur öğününü atlamak. Ramazan'da sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için besin çeşitliliği çok önemli. Sahur yapmadan oruç tuttuğunuzda tek öğünle vücut için yeterli besini sağlayamazsınız ve metabolizma hızınız giderek yavaşlar. Bunun sonucunda enerji sistemleriniz iyi çalışmadığı için kendinizi sürekli yorgun, halsiz ve uykulu hissedersiniz. Bu yüzden sahur öğününü atlamayın ve kaliteli protein kaynağı olan yumurtayı sahurda eksik etmeyin. Sahurda meyve suyu içmek. Meyve suyu taze sıkılmış dahi olsa bu dönemde önerdiğimiz bir besin değil. Meyve sularında lif olmadığı için kan şekerinizi hızla yükseltip yine hızla düşüreceğinden çabuk acıkmanıza sebep olacaktır. Meyve suyu yerine lif açısından da zengin ve sizi daha uzun süre tok tutacak taze veya kuru meyveleri tercih etmeniz önemli. Sahurda su besinleri tüketmek. Oruç tutarken vücut uzun süre aç kalmanın yanı sıra su da kaybediyor. Bu dönemde bol sıvı almanız önemli. Ama sizi susuzluğa itecek besinleri de tüketmemeniz gerekiyor. Dolayısıyla sofranıza sucuk, salam, kuru et ve pastırma gibi şarküteri ürünlerine özellikle sahurda yer vermemeye çalışın. Yumurtalarınızı yaparken sucuk veya pastırma yerine sebze ile tuzu azaltılmış peynir kullanmanız hem daha sağlıklı olacak hem de susama hissi daha az olacaktır. Meyve ve sebzeyi ihmal etmek. Ramazan'da bağışıklığı güçlü tutmak için meyve ve sebze tüketimini artırmak çok önemli. Günde 2-3 porsiyon meyve, 3-4 porsiyon sebze tüketimine özen gösterin. Her gün yediğiniz meyve ile sebzeleri çeşitlendirin ve renklendirin. Bu sayede vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineral takviyesini de sağlamış olacaksınız. Aynı zamanda kabızlık sorunu da yaşamamış olacaksınız. İftardan sonra kahve ve çay içmek. Kahve ve çay diüretik içecekler oldukları için vücutta sıvıyı uzaklaştırır. Ayrıca içeriklerindeki kafein, vücutta stres hormonu olarak bildiğimiz kortizol hormonu salınımını etkiler. Akşam saatlerinde vücut kendini yavaş yavaş uykuya hazırlarken kortizol seviyesini düşürür. İftardan sonra kahve ve çay içerek bu doğal döngüyü olumsuz etkilemeyin. Dolayısıyla iftar yemeğinin ardından papatya, melisa ve rezene gibi bitki çayları içmeniz çok daha doğru olacaktır. Şerbetli tatlı yemek. Şerbetli tatlılar hem yağ hem de şeker içerikleri çok yüksek olduğu için kan şekerinizi aniden yükseltip iftardan sonra uyku hali ve halsizlik hissine sebep olacaktır. Tatlı isteğinizi sütlü veya meyveli tatlılarla giderip daha hafif ve sağlıklı beslenebilirsiniz. Hem yemek hem tatlı yaparken gıdaların besin değerini düşürmemek için kızartmadan kaçınmaya dikkat edin. Kuru baklagilleri hemen pişirmek. Kuru baklagilleri pişirmeden önce fermente edip içerisindeki fitik asidini uzaklaştırmanız gerekiyor. Pişireceğiniz mercimek ve nohut gibi kuru baklagilleri fermente etmek için 3 gün boyunca suda bekletin. Suyun üzerinde beyaz bir katman oluşacak. Bu nedenle her gün suyunu değiştirin. Sonrasında pişirme işlemi yapabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde şişkinlik hissi yaşamayıp bağırsak sağlığınızı da korumuş olacaksınız. İftarda gazlı içecekler içmek.
Uzun süren açlıktan sonra iftarda gazlı içecek tüketimi mide asidini yükseltecek, şişkinlik ve hazımsızlık problemlerini ortaya çıkartacaktır. Bu nedenle orucunuzu mutlaka suyla açın ve gazlı, asitli olan hiçbir içecek tüketmeyin. Bu içeceklerin şeker içerikleri de yüksek olduğu için önce kan şekerini yükseltir, hızlı ve geçici bir doygunluk sağlar. İftardan sonra ise kan şekerini aniden düşürüp açlık hissi ve tatlı isteğini artıracaktır. İftarda ayran, şekersiz komposto daha iyi ve sağlıklı bir tercih olacaktır. İftardan sonra hareketsiz kalmak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalmanız gereken bu dönemde iftardan sonra dışarı çıkmayın ama evde de hareketsiz kalmayın. Evde yapacağınız minik egzersizlerle hem sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasına katkı sağlarsınız hem de kaslarınızı hareket ettirerek sırt, bel, boyunla kas ağrılarını önlemiş olursunuz. Sahurdan hemen sonra uyumak. Sahur öğününü yaptıktan sonra hemen uykuya geçmeniz, midenin sindirim görevini yavaşlatacağı için hazımsızlık, şişlik ve gaz problemleri yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sahur öğününü de yemek yeme işlemi bittikten 30 dakika sonra uyumanın mide ve sindirim sistemi için daha sağlıklı olacağını unutmayın. İftarda pideyi sıcak sıcak yiyorsunuz. Ramazan pidesi dediğiniz şöyle sıcak sıcak yendiğinde içine bolca tereyağı sürüp eritildiğinde güzel. Ama ne yazık ki iftarda pideyi el yakar sıcaklıktayken yememek gerekir. Çünkü sıcak pide hazımsızlıktan reflüye dek birçok soruna neden olur. Aynı şekilde pideyi ölçülü yemek de önemli. Zira pidede bolca karbonhidrat olduğundan kan şekerinizi hızla değiştirme özelliğine sahip. Aman dikkat! Orucunuzu soğuk suyla açıyorsunuz. Malum Ramazan yaz aylarına sıcak havalara denk geldiği için bir de susadığımız için soğuk suyla açmaya çalışırız. Ama dikkat etmeniz gereken önemli bir konu var. Orucunuzu açarken içtiğiniz su kesinlikle buz gibi olmasın. Çünkü soğuk su hücreleri bir anda şaşkına çevirir ve doğru bir şekilde çalışmalarının önüne geçer. Bu da yemek borusundan tutun da mideye kadar vücudumuzun birçok yerine zarar verir. Bağışıklık sistemini devre dışı bırakarak hastalıkların oluşmasına neden olur. Evet, tüm gün oruç tuttuğumuz için belki yeme iştahımız çok fazladır. Ama dikkat etmemiz gerekenler neler? Bu videomuzda bunlardan bahsettik. Başkalarının da istifade edebilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar.